Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün prensesleri giydireceğiz. Ben o yüzden çok heyecanlıyım. Burada farklı ülkelerin prensesleri var arkadaşlar. Bu Afrika prensesi mesela, kızıl saçlı olan, sarısı İngiltere prensesi olmalı. İlk önce ondan başlıyorum ben. İngiltere prensesimizin saçları nasıl olsun arkadaşlar? Şimdi burada bir sürü saç modeli var ve ben seçemiyorum. Bu çok güzel görünüyor ama başka da bakmak istiyorum. Aa, hayır, geriye döneceğim. Yanlışa bastım. Bir dakika. Heh. Şimdi oldu. Şimdi ben bu kızın saçlarını nasıl bir model yapayım? Ya bilemiyorum ki. Şu arkası kıvırcık olan modeli denemek istiyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok güzel görünüyor. Şimdi renk deneyeceğim. Şöyle kızılımsı bir renk var. Gerçekten bu çok güzel oldu aslında ama gözleri yeşil olsaydı daha çok yakışırdı bence. O yüzden çok beğenmedim. Geri sildim. Hangi renk olsun? Kahverengi deneyelim. Bir de sarı var şurada. Onu da deneyeceğim. Bu tam kahverengi gibi değil de koyu sarı gibi arkadaşlar. Bu da çok güzelmiş. Beğendim. Şöyle üstlerini sarı, altlarını kahverengi yapsam oluyor mu diye bakacağım. Olmuyor. Güzel olmuyor yani. O yüzden hepsini sarı yaptım. Sarı rengini de hiç beğenmedim. Civciv gibi oldu. O yüzden tekrar bu açık sarı rengine geri döneceğim arkadaşlar. Şöyle sadece üstleri silsem olur mu diye bakıyorum. Beğenmedim. Hepsini sileceğim. Hepsini sarı yapacağım arkadaşlar. Bence gayet güzel kaldı böyle. Şimdi tacına bakacağız. Ay çok güzel güllerden. Mavi bir taç. Mavi tüylü bir taç. Prenses taçları bunlar arkadaşlar. Gerçekten hepsi birbirinden güzel oluyor bu kızda. Beğendim. Sarı. Kıyafetine göre seçsek aslında daha iyi olurdu gibi hissediyorum arkadaşlar. Şu mavi. Bayıldım buna. Yok hayır, az önceki çok güzeldi. Bu çok güzel. Bu çok harika bir taç. Tam bir prensese layık arkadaşlar. Bayıldım. Elsa'nın saç rengi gibi oldu. Gerçekten çok beğendim. Şimdi çorap diyor. Çorap giydirmeyeceğim. Hayır ya, çok çirkin duruyor çorap. İstemiyorum çorap. Etek mavili giydirelim arkadaşlar bu kıza. Çünkü tacıyla uyumlu olsun. Bence çok güzel olur. Şimdi içine böyle bir mavi bir şey giydirdim. Düz beyaz da giyebilirdi aslında içine bence ama dur bakalım. Beğendim o maviyi ya. Güzel duruyor o. Dışına ne giyebilir? Eteği de böyle bir koyu mavi. Üstüne de böyle yine koyu mavi bir kaftan. Aa bak, bazıları farklı arkadaşlar. Bir saniye. Şu açık mavi nasılmış? Yeşil var bir de. Ama yeşil için eteğini falan da yeşil almak lazım. Ay bu açık mavi de çok güzelmiş. Çok beğendim. Bunun eteği falan var mı? Var. İçi nasıl bunun içi? Ha bir de şöyle koyu mavi bir etek var. Bu daha farklı. Bir dakika arkadaşlar durun. Şöyle kat katlı bir etek var. Perdeye benziyor. Bunu çok beğenmedim ama bunun içini de görmek istiyorum. İçi de şu olsa gerek. Yok arkadaşlar, ben onu beğenmedim. Ben şu açık maviyi daha çok beğendim. Eteğini de giyeceğim şimdi onun. Açık mavi olsun bu kız. Ben öyle sevdim. Aynen, bence böyle çok güzel oldu ve çok da yakıştığını düşünüyorum. Şimdi ayakkabılar. Ya ayakkabılar çok çirkin arkadaşlar. Hiç beğenmedim bu oyundaki ayakkabıları. Beyaz renk giydireceğim. Hiçbiri güzel değil. Şu en güzeli şu beyaz. Tamam, zaten kıyafetinde beyaz da var. Bence bu da uydu. Bence o da beğendi. Şimdi yüzünü de boyayalım bu kızın arkadaşlar. Yüz boyası zamanı. Saç yaptık. Kıyafet giydirdik. Yüz boyası zamanı arkadaşlar. Şimdi deniyorum tek tek. Şöyle harika bir mavi çiçekli bir tane boyamız var. Ah, altta da kalp varmış. Onu sonradan keşfettim. Kalbi de varmış. Bu nasıl? Ya bunu beğenmedim. Hayır, bu güzel değil. Az önceki de buna benziyordu zaten değil mi? Ben bunu beğenmedim. Yok. Bak aynısının pembesi de var arkadaşlar. Beğenmedim ben bunu. Hayır beğenmedim. Bir de böyle bir tane var. Bakayım bu nasıl? Bence bu çok güzel. Ay bu güzel ya. Koyusunu bir deneyelim. Bu daha da mı güzel sanki arkadaşlar? Ben bunu beğendim sanki. Bu çok rengarenk. Bunu beğenmedim. Aşırı renkli. Çok renkli. Bu açık mavi olanla diğer o mavili olanı beğendim. Bakayım bu da güzel. O da güzel.
Diğerleri, ben bunu beğendim sanki ya. Sanki bu daha mı güzel? Bu daha güzel gibi hissettim arkadaşlar. Bunu beğendim sanki ben. Bu kalsın. Kalemle bir de etrafından geçeceğim şimdi. Parıltılı bir kalemle. Çok güzel bence. Heh, daha pırıl pırıl oldu. Fark ettiniz mi? Kenarları falan. Bence gayet güzel oldu arkadaşlar. Ben bunu beğendim. Ne bu? İnci. Aa, rastgele koyduk. Tüh. Kaldır kaldır. At, çok fazla oldu. İki tane yeterdi bana ya. At at. Heh, bir tane daha at. Tamam, bu kadar yeter bana. Bunları kullanabilirim. Heh, aynen böyle. İnci taneleri. Şurada çok güzel bir renkte bir taş var. Çok beğendim onu ama. Şu gözünü şuraya koyabiliyor muyum? Aa, koyulmuyor. Ne anladım ben bu işten koyulmazsa? At gitsin, beğenmedim arkadaşlar. Koyulmuyor yüzünün öbür tarafına. Her şeyi de bu tarafa koyacak değiliz ya. Bak şimdi bunu koyayım oraya. Bu da koyulmuyor. Buraya olabiliyor ancak. Tamam, orada olsun bari. Tüh ya. Neyse, olduğu kadar arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şimdi bunu şuraya koymayı deneyeceğim bir de. Ama yok. Yok arkadaşlar, olmuyor. Atacağım o yüzden. Hay Allah ya, yüzünün diğer tarafına koyamadık kızın, görüyor musunuz? Bu saçları da değişikmiş ama benim yaptığım bu değil. Prensesimiz böyle güzel bir prenses oldu ve ben çok beğendim arkadaşlar. Gerçekten harika oldu bence. Diğer prenseslere bakacağım. Burada bir Afrika'nın prensesi var arkadaşlar. Çok güzel bir kız. Burada nerenin olduğunu bilmediğim bir Fransa olabilir. O tarz bir yerin bir prensesi var. Çok sade giyiniyor. Bu prensesimizin kıyafetleri çok sade arkadaşlar. Böyle çeşit çeşit kıyafeti yok. Az önceki gibi karabakarık kabarık kıyafetleri yok. Diğer prensesimizinki gibi sade ve şık kıyafetler var. Deneyelim bakalım. Şimdi saçını deniyoruz ilk önce. Bu saçı alsak mı? Ben bu saçı beğenmedim ki alayım. Beğenseydim alırdım. Hiç beğenmedim arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Şimdi şöyle iki yandan toplamış şu kabarık saçı istiyorum. Şu kıvırcık kabarık saçı istiyorum. Buna karar verdim. Rengi de çünkü çok güzel. Kıvır kıvır her yeri de ben çok beğendim. Kıyafetlerini de pek beğenmemekle beraber en çok beğendiğim bu oldu arkadaşlar. Ya bu kızın kıyafetleri niye güzel değil? Niye bu kıza iki tane güzel kıyafet koymadınız ya? Ben beğenmedim arkadaşlar. Bir tek köpüşünü sevdim. Köpüşü çok tatlıymış. Bir de tokası var köpüşünün. Şu kıyafete bakın, ne kadar çirkin. Ben beğenmedim bunları arkadaşlar. En güzeli şu morlu pembeli kıyafet. Bu işte güzel, en güzeli. Çorap da istemiyorum. Bir bakayım. Yok, hiç güzel değil. Yok, beğenmedim. Heh, çorapsız kalsın. Ayakkabı da pembe olabilir. Bakayım, morlu olabilir. Şu, aa bak, şu çok uyar işte. Bak, en uygunu bu arkadaşlar bence. En uygunu bence bu. Bence en çok buydu. Bir bakalım, bir bakalım, bir bakalım. Kolye. Bak, uzun bir incili kolye var. Aa bak, bu çok uyuyor. En çok buydu sanki, beğendim bunu. Bilemedim. Sadece yüz boyamasını çok beğenmedim. Ben bu kızın yüz boyamasını değiştirelim arkadaşlar. Bütün yüzünü kaplamış. Sadece gözünün etrafında istiyorum ben azıcık bir boya. Yıldızlı küpeler mi kalsın? Şu küpe olabilir. Tamam, buldum arkadaşlar. Şu kalsın. Tamam, bu olsun. En çok da bunu beğendim. Bu olsun. Ne kaldı başka? Kolye, küpe, elbise, saç, hepsini aldık. Şimdi yüz boyaması zamanı arkadaşlar. Yüzünü boyayacağız bu kızın da. Bakalım nasıl boyaları varmış. Şöyle bir laleli bir boyama var. Fena değil. Bir de böyle renkli bir lale var. Şu alttaki nasılmış? Mor. En güzeli bu bence. Diğerleri çok parlak. Aa, tavus kuşu varmış arkadaşlar bir de. Tavus kuşu olsun mu arkadaşlar? Kuyruğu da aşağı kadar iniyor. Ağzının kenarına kadar iniyor kuyruğu da. Bir daha bakayım. Kelebek bu da. Yok. Kelebek istemiyorum. Tavus kuşu olsun. Evet arkadaşlar, ben buna karar verdim. Şu tavus kuşunu alalım. Etrafından da yine kalem varsa geçeceğimiz. Evet, var. Şöyle bir kalemle de geçtik mi? Gerçekten bence muhteşem oldu. Çok güzel oldu.
Kalemle geçince harika bir kuş çıktı ortaya parıl parıl. Ucuna da bir tane inci de sana koyalım hadi. Al gagasına, kuşun gagasına koyalım. Çiçek mi koysak ne koysak? İnci koyacağım, inci. En üstteydi değil mi inci? Aynen. Gagasının ucuna da bir tanecik inci. Yemek yiyormuş gibi oldu tavus kuşu. Gerçekten çok minnoş. Bu prensesimizi de tamamladık. Arkadaşlar şimdi bir tane Japon prensesimiz var. Bir tane de Afrikalı prensesimiz var. Hangisini yapalım ilk önce? Japon kızı yapabiliriz ama saçlarını koyu renk istiyorum bu sefer bu kızın. Arkadaşlar bakalım. Şimdi bu saç rengi ve şekli çok güzel aslında. Bu da olabilir ama ben biraz daha aşağı doğru inen bir saç istiyorum. O yüzden bunu seçmeyeceğim. Şimdi yüz boyamasını bir seçeyim ben bu kızım güzel. Şurayı da boyayamadım, bir türlü boyanmıyor. Bu da böyle morlu gibi bir renk. Arkadaşlar şu maviliği sanki beğendim ya. Yok yok, bu iyiymiş, bu kalsın bu. O çok mavi duruyor. Sarı alttaki de beğenmedim. Tamam. Şimdi bu kalsın bu kızın. Keşke kıyafetine göre seçseydik ya. Ben öyle niye yapmadım? Tüh. Neyse arkadaşlar, hiç önemli değil. Şimdi kıyafetini de seçeceğim ben bu kızın. Bence o da çok güzel olacak. Prensesimin. Hadi bakalım. Aa, para ağacını unuttum ben. Burada bir adet para ağacımız var bizim. Paralar birikiyor buradan. Daha iyi kıyafetler alabilelim diye topladım onları da. Şimdi... Ay şu köpeğin tokasını falan da değiştirebilsek. Bak az önceki saç oydu. Bu güzel değil. Bak şu lacivert çok güzel arkadaşlar. Bir de bu siyah çok güzel. Ben laciverti daha çok beğendim ama sanki. Evet, bence en güzeli bu. 4 tane örgü yapmışlar. Başının etrafında toplamışlar. En çok bunu beğendim. Şöyle büyük bir taç var. Prens, Japonların taçları böyle oluyor arkadaşlar, Japon prenseslerinin. Az önce pembe giyinmişti bu kız. Şimdi de ya yeşil giydireceğim ya mavi giydireceğim herhalde. Dur bakalım. Bakıyorum. Pembe giyinsin istemiyorum. Çok pembe giyindi. Yani ya yeşil olacak ya da mavi. Şu mavi eteği bir deneyelim mi? Nasıl oldu? Fena değil. Üstüne de şu maviliği bir deneyeyim. Bakayım başka var mı? Bak bu daha mı güzel sanki? Sanki bu daha güzel gibi arkadaşlar. Yukarıdaki mi yoksa? Bakayım bir. Aa yok, bu mu daha güzel? Yüzüyle daha uyumlu oldu arkadaşlar bu. Tamam bu olsun. Aa, etek olarak da bu daha çok uyumlu. Evet kesinlikle böyle kalmalı. Bunu beğendim ama kemeri çok uyumsuz. Kemerini mutlaka değiştirmem lazım. Ayakkabılarını mutlaka değiştirmem lazım. Daha iyi bir seçenek de göremiyorum. Şimdi kemer seçeceğiz arkadaşlar. Kemeri de bu işte zaten bu kıyafetin. Bakın ne kadar uyumlu. Diğerleri çok uyumlu değil. Aa, şu da uyumluymuş aslında. Neyse bence bu da güzel oldu, bu kalsın. Ayakkabı seçeceğiz şimdi. Aa, işte tam olarak bu. Uyumlu olan ayakkabı değil mi? Bence en uygunu bu arkadaşlar. Gerçekten de ben de onu beğendim. Ama tacı hiç uymadı. Çünkü kıyafetimiz mavili pembeli ve tacımız sadece pembeli, koyu pembeli. Şu maviyi beğendim. Bence gayet güzel oldu. Beğendim arkadaşlar prensesimizi. Siz de beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. En son benim en çok beğendiğim prenses Afrika prensesinde. Saçlarının güzelliğine bir bakın ya. Ölüyorum bu Afrikalı kızların saçlarına. Şimdi kıyafet seçeceğim ona. Göbeği açık bir kıyafet seçerim belki. Eteği de. Aa bak şu çok güzel. Bu değil, şu beyaz. Bir dakika ama şu. Aa bu da çok güzelmiş. Göbeği açık bunun. Ay bu çok güzel. Saçıyla aynı renkte eteğinin uçları. Üstü de böyle. Çok uyumlu oldu arkadaşlar. Gerçekten bu prensesler aşırı bir güzel. Şimdi... Ayakkabıda pembe istiyorum. Var mı pembe? İşte aradığım ayakkabı bu arkadaşlar. Pembe ve çiçekli. Gerçekten çok güzel. Bakıyorum kolye olarak da. Aa bak bu çok güzelmiş. Çok güzel. Şu altın sarısı da çok güzel. Bayıldım arkadaşlar ya. Gerçekten prenses çok güzel. Afrikalı prenses. Keşke oje falan da sürebilseymişiz. Çok hoşuma gitti. Başka. Şunlar nasılmış? Bu güzel ya, bu kalsın. Ayakkabımızı da seçtik. Kıyafetimizi de seçtik.
Tamamdır. Yüzünü de boyadık mı? Tamam arkadaşlar. Hepsini tamamlamış olacağız. Sırada yüz boyası zamanı. Bakıyorum bu kızımızın yüzünü beyazlı, pembeli bir şey yapmamız lazım. Bu çok mavili, yeşilli. Ay bu çok güzel ya arkadaşlar. Ben bunu çok beğendim. Siz de beğendiniz mi? Bence en güzeli o pembe olandı. Şu diğerinde. Aa bu da çok güzelmiş. Ay bu çok güzelmiş. Yüzünün sadece yarısında var. Bayıldım. Başka da hiçbir şey yok. Bir de buna bakalım. Yok. Yok bu çok çirkin. Bunu hiç beğenmedim. Bu hiç güzel değil. Hiç hoşlanmadım hem de. Şu pembeyi yapmaya karar verdim arkadaşlar. Bu pembe kalsın. Kalpli kalpli. En çok da bunu sevdim. Bir tane de kalemden üstünden geçersek tamamdır bu iş. Bir tane de böyle bembeyaz parlak bir kalemle de geçtik üstünden. Gerçekten çok güzel oldu. Kıyafetine çok uyumlu oldu. Beğendim yani. Hoşuma da gitti. İstemiyorum bunlardan. Arkadaşlar ben bugün çok eğlendim. Eğer siz de eğlendiyseniz ve prenseslerimi beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup prenseslerimize beğeni atın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. En güzeli de Afrika prensesi oldu. Bir bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay.